Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Elma Yayın Evi'nin 20. yıl etkinliğinde %50 indirimle, evet yanlış duymadınız, %50 indirimle aldığım kitaplardan bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman ne diyoruz? Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar, videonun başında da söylediğim gibi bu kitapları ben %50 indirimle aldım ki bu açıkçası Elma Yayın Evi'nin ilk defa bu kadar büyük bir indirim yaptığıyla karşılaştım. Çok mutlu oldum. Neden olmayalım değil mi? Umuyorum diğer yayın evleri de indirimlerini, indirim oranlarını daha doğrusu biraz daha artırırlar. Çünkü maalesef ülkemizdeki krizden dolayı kağıt fiyatlarındaki artıştan kitapların fiyatları daha da artmaya başladı. Neyse çok uzatmadan hemen kitaplara başlamak istiyorum. Bir toplamda, bunu niye buraya koymuşum onu da bilmiyorum ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kitap var toplamda. Şunu belirteyim. Bu kitapların hepsini ben almadım. Etkinliğe giriş ücreti 50 TL'ydi. Fakat bu 50 TL karşılığında size Elma Yayın Evi bir bez çanta hazırlamıştı ve bez çantanın içerisinde de 3 tane kitap vardı. Yani aslında sizden aldıkları 50 TL'nin karşılığında sizlere 3 tane kitap hediye ediyorlardı, veriyorlardı. O yüzden buradan 3 tanesi o kitaplarda. O yüzden hemen hızlıca kitaplarıma başlıyorum. İlk olarak karşımda bana bakan Ahmet Şerif İzgören'in kitapları. Ahmet Şerif İzgören'in kitaplarını belki Instagram'dan takip edenler bilirler. Kadir Kişisel Gelişiyor isimli kitabını okumuştum son zamanlarda. O kadar keyifli okudum ki arkadaşlar bunu. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Ben aslında Ahmet Şerif İzgören'in Şu Hortumlu Dünyanda Fil Yalnız Bir Hayvandır kitabını çok oldu okuyalı, bayağı oldu hatta okuyalı ama ne yalan söyleyeyim benim kitaplığımda yoktu. Ablamın kitaplığındaki bir kitaptı. Böyle de bir indirim olunca kaçırmak istemedim. Hem de pek açıkçası hatırlayamadığımı düşündüğüm için tekrar alıp tekrar okumak istedim. Bunu aldım. Ahmet Şerif İzgören'den ayrıca bir de The Gang of Black Arrows diye İngilizce bir kitap aldım. Yani görünce şaşırmadım değil çünkü Ahmet Şerif İzgören'in İngilizce kitabı olduğunu bilmiyordum. İlk defa gördüm orada ve hemen alıp okumak istedim. Kitabın Türkçesi de varmış. Kara Oklar Çetesi diye eve geldikten sonra araştırdığımda öğrendim. İngilizcesini merak ettim. Nasıl bir Türk kitabının, hani ben çünkü yurt dışında yaşarken ara ara Türk yazarların yabancı dildeki kitaplarını okumak zorunda kalıyordum. O yüzden Ahmet Şerif İzgören'in kitabını da merak ettim. O yüzden aldım. Bunlar böyle. Ahmet Şerif İzgören'den bir kitap daha var. O da Geleceği Yönetmek isimli bir kitap. Tamamen orada rastladığım için aldığım bir kitap. Fakat yazarı çok sevdiğim için hiç tereddüt etmeden aldım. Sizlere de tavsiye ediyorum buradan. Ahmet Şerif İzgören'leri bitirdim. Sırada Müjdat Ataman var. Müjdat Ataman'ı da tabii ki tanıyordum. Instagram'dan takip ediyordum kendisini ama herhangi bir kitabını okumamıştım açıkçası. Fakat o günkü söyleşisi o kadar keyifli, o kadar güzel geçti ki çıkar çıkmaz gerçekten de böyle hani hemen koşup kitabını almak istedim. Ve şunu da fark ettim. Bu tarz söyleşilerde yazarın sizlere o ilettiği duygular, hisler çok etkili oluyor. Yani mesela ben söyleşiden o kadar etkilendim ki çıkıp hemen kitaplarını almak istedim. Müjdat Ataman'dan da Açılım Ben Öğretmenim ve bir kitabı daha vardı, evet. O da 112 Öğretmenliğime Notlar. Hemen tabii ki açıklamak istiyorum. Müjdat Ataman bir okulda öğretmenlik yapıyor. Hatta o kadar keyifli bir öğretmen ki kendisi. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Keyifle takip edeceğinize de eminim. Bu iki kitabını aldım. Bunlar bu arada ne kadardı? Mesela bu kitap 30 TL'ydi. Ben yani 29 liraydı. Ben işte %50 indirimle aldım. Bu da yine aynı şekilde 29 liraydı. %50 indirimle. Sırada Şule Özcan var. Şule Özcan'dan Ağlam Anne isimli kitabını aldım. Arka kapağından hemen şöyle bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Bu kitabı yazarken kendimden çıktım yola. Yaşadıklarımı, hislerimi, hiçbir zaman kaybetmemem gerektiğine olan inancımı geçirdim aklımdan. Sonra mesleğimi, çevremdeki engelleri ve ailelerini. Bu süreçte karşılaştığım olayları, toplumun engellere yönelik ön yargılarını, çoğu olumsuz bakış açılarını düşündüm. En çok da yüreği yanan, ağlayan anneleri, babaları ve çocukların güler gözlerini. Orada hoşuma gitti bu kitapta. Bu kitapta 14 liraydı. Hemen şunu belirtmek istiyorum size. Elma Yayın Evi'nin şu şekilde hemen şöyle arkasında da görebileceğiniz gibi iade garantisi var kitaplarının. Yani siz bir kitabını okudunuz Elma Yayın Evi'nin ve beğenmediniz. Bir sebepten dolayı beğenmediniz ve götürüp fişinizle birlikte diyorsunuz ki ben bu kitabı beğenmedim, bana yararlı gelmedi, bir faydası olmadı. O yüzden para iademi istiyorum diyorsunuz ve paranızı iade alabiliyorsunuz. Çok
güzel bir şey bence. Bu kendilerine ne kadar güvendiklerinin bir göstergesi bence. Daha sonra sırada Doktor Serkan Kara İsmailoğlu. Ben kendisiyle yine orada söyleşte tanıştım. O kadar güzel bir konuşma gerçekleştirdik ki hemen çıkar çıkmaz zaten kitaplarını saldırıyordu herkes. Kadın Beyni Erkek Beyni kitabı var. Başka var mı anlamışım. Zaten çoğu kitaplar hemen anında satıldı ve kalmadı. Bence Elma Yayınevi de bunu bu kadarını beklemiyordu. Çünkü çok fazla kitap getirmemişlerdi ya da getirdiler hepsi bitti bilemiyorum. Yazarın daha önce hiçbir kitabımı okuduğumu pek zannetmiyorum. Okuduysam da bile hatırlamıyorum. Ciddi anlamda unutkanlık problemleri yaşıyorum. O yüzden eve geldiğim zaman bende şöyle bir huy vardır zaten. Parantez açayım hemen. Yeni bir yazarla tanıştığım zaman eve gelip böyle bir yazarı araştırma ihtiyacı hissediyorum. Yazar kimdir? Nerede okumuş? Neler yapmış? Daha önce yazdığı kitaplar neler? Şeklinde bir araştırma yapmayı seviyorum. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu'nu da biraz araştırdım. Ve kendisi beni bayağı şaşırttı. Çünkü kendisine YouTube'da rastladım. YouTube'da kanalı da var. Yanlış hatırlamıyorsam Ortapya diye bir kanalı vardı. Çok güzel videolar paylaşıyor orada da. Oradan da kendisini takip edebilirsiniz. Bu kitabı da 23 liraydı yine. %50 indirimle aldım. Tülay Üstünden Şişman Kız Tombul Teyze bir diye isimli bir kitabını aldım. Tülay Üstünden'i de daha önce okumamıştım. Orada söyleşisi vardı. O yüzden aldım. Bu da 20 TL'ydi. Ve son olarak Akademisyen Annenin yani Doçent Doktor Saniye Bence Kangal'ın Korkma İyi Bir Annesin isimli kitabını aldım. Ya sizlere nasıl anlatayım? O kadar sevimli, o kadar tatlı bir kadındı ki Saniye Hanım. Bazı yazarların mesela imza günlerinde falan şeyi görürsünüz. Böyle bir soğukkanlı durur, böyle bir hani zorla imzalar falan böyle hani hatta sizi yazardan bile soğutur yazarın o hareketleri. Fakat Saniye Hanım o kadar sıcakkanlıydı ve tüm imzaya gelen o kişilerle teker teker gülümseyerek, sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Beni gerçekten çok etkiledi. Ben kendisini Instagram'da da takip ediyordum. Akademisyen Anne isimli hesabından. Yanılmadığımı fark ettim. Kendisinin o yüzden bu kitabını aldım. Bakalım nasıl bir kitap olacak. Bu da 23 liraydı. %50 indirimle tabii ki aldım. Ve toplamda kitapların işte hepsi bunlar. En kısa sürede okuyup sizlerle yorumlarımı da paylaşacağım. Fakat daha önce de belirttiğim gibi yorumlarımı daha hızlı, daha aktif bir şekilde Instagram hesabımda paylaşıyorum. YouTube için vakit sıkıntımızdan kaynaklı çok fazla sık sık video çekemiyorum. O yüzden Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. Kitap yorumlarım orada daha fazla. Kitapların arasında okuduklarınız varsa yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve kitaplarla kalın. Hoşça kalın.